Seyircilerimiz şimdi geçerek bir şahsiyet veteranımız vardır. O da Beyt Aşirati ile ilgili. Onu izleyelim, ondan sonra tekrardan Nur Nukhzu'dan devam etmekteyiz. Irak Bayatları. Irak Bayatları genellikle Kerkük bölgesinde bulunmaktadır. Irak Türklerinin ekseriyeti onlara mensuptur. Birçok tarihçi de Irak Türklerinin Oğuzlarını Bozok koluna mensup Beyat boyundan oldukları hususunda hemfikirlerdir. Irak'taki Beyatların Kerkük bölgesine yerleşmiş olmalarına rağmen Bağdat'ın güneydoğusunda Tip çayının kaynağına yakın yerde bulunan Beyat Kalesi ve Beyliği tarihçilerine dikkatini çekmektedir. Beyat Vasıt yakınlarında bir bölgedir. İzzeddin Hasan Muhammed el-Beyat el-Vasiti de bu yöreye mensuptur. Beyat Bağdat'ın güneydoğusunda Loristan'a giden yolda yer alan bir kasabadır der. Kamusül Muhit adlı eserin sahibi Firuz Abadi de bu konuda Beyat Vasıt yakınlarında bir sancak adıdır der Profesör Doktor Faruk Sümer. Irak Türkmenleri hakkında bilgi verirken şunları kaydetmektedir. Bu ülkede Türkmenler bilhassa Musul bölgesinde yaşıyorlardı. Sultan Muhammed Tapar ve oğlu Sultan Mahmut zamanlarında Basra'da büyük emirlerden Aksüngür el-Bayat adlı bir emir vardı. İlk Osmanlı idare usulü kayıtlarına bakıldığında Hille, Kifri, Rumahiye, Çüngüle, Karadağ, Derne, Derteng, Semavat, Ceylan, Kazaniye, İmadiye sancaklar arasında Beyat adında bir sancaktan da bahsedildiği görülür. Sözünü ettiğimiz Beyat sancağı ferman ile tayin edilen bir emrin idaresindeydi. Beyatların Irak'a gelişleriyle ilgili bilgiler çeşitlidir. Selçuklular veya Osmanlılar zamanında Irak'a geldikleri söylenmektedir. Bir de Beyatların Moğolların önünden çekilerek Irak'a gelerek güney ve kuzey bölgelerinde yerleştikleri tarzda bir görüş vardır. Güneydekiler zamanla dillerini unutmuş, Kerkük bölgesindekiler ise dillerini, örf adetlerini ve milli karakterlerini muhafaza etmişlerdir. Meşhur Iraklı tarihçi Abbas el-Azzavi, Beyat'ın eskiden beri Irak'a yerleşen Türk aşiretlerinden olduğunu, liderlerinin hükümet nezdinde yüksek mevkileri bulunduğunu kaydetmektedir. Irak Türkmen tarihçi Şakir Sabir Zabıt gibi daha gerilere giderek Beyatların Irak'a gelişlerinin Abbasilerin ilk dönemlerinde Irak'a gelen Türk dalgaları ile olduğunu, bu Buhavi, Selçuklu, Moğol ve Türkmenlerin teşkil ettiği birinci dalganın Irak'ın güneyinde, ikinci dalganın güney ve kuzeyinde, üçüncü ve dördüncülerin ise tamamıyla kuzeye yani Kerkük bölgesine gelip yerleştikleri söylenmektedir. Beyat aşireti Kifri ile Tuzurmatu arasında bir bölgede yaşamaktadır. Binhane'nin bulunduğu bu köyde halkın tümü Türkmence konuşuyor. Halkın bazısı Şii, bazısı Sünnidir. Çok kıymetli atlara sahiptirler. 1917'de İngilizler tarafından Irak'taki Türkmenler hakkında hazırlanmış olan gizli raporda Beyat Türkleri hakkında şunlar kaydedilmiştir. Beyatlar Türkmence ve Arapça konuşurlar, hayvan beslerler, sayıları 10.000 evdir. Kifri'den Karatepe'de ve Tuz'a kadar olan bölgede yaşarlar. Irak'ta yaşayan Beyatlıların büyük kısmı şehir ve kasabalara dağınık bir halde yaşamaktadır. Buna sebep oturdukları köylerin susuz ve ekinlerin yağmura bağlı oluşundandır. Beyatların hayatı ekinlerine, ekinlerin varlığı ve yağmura bağlıdır. Yağmuru almayan veya az olan yıllar Beyatlılar verimli topraklara göçmeye mecbur oldular. Göç yerleri Beyatlılara meskun köy ve kasabalardır. Bir kısmı ikinci ve üçüncü yılda yurtlarına dönerler. Yerlerinden hoşlanırlar ise oralara yerleşirler. Dağınık ve göçer Beyatlılar çoğunlukla öz dillerini unutmuşlar. Beyat oldukları ancak soyadlarından belli olur. Bunlar Bağdat, Hanekin, Kenan ve Diyale, Erbil, Hadise, Rumeyse, Kuşçu,
Telafer gibi yerlerdir. Sayıları oldukça çoktur. İkinci kısım toplu halde şehir ve kasabalarda yaşayan beyatlılardır. Kerkük, Tuzurmatu, Kifri, Karatepe bölgeleri Hamrin Dağları'na kadar beyatlılar bulunmaktadır. Köylü beyatlılar aydın kimselerdir. Kerkük bölgesindeki köylü beyatların sayısı resmi kaynaklara göre hemen hemen 170.455'tir. Beyat köyleri ise Pir Ahmetli, İzzeddinli, Allıballı, Ali Musa, Mahmutlu, Faris Bey, Kadılı, Abbutlu, Zengüllü, Sayatlı, Albu Hasan, Albu Rıza, Karanazlı, Bir Avuçlu, Hastarlı, Emirli, Kalaylı, Keremli, Doblar, Şohorlu, Süleyman Bey, Serhanlı, Kuşçu gibi isimler taşımaktadır. Kerkük havalesinde beyatların oturdukları köy sayısı 65'tir. Çardaklı, Yeniğer, Muratlı, Karatepe. Seyircilerimiz tabi izlediği ustaki Beyat Aşireti ile ilgili bir veter arkadaşlar hazırlamıştı bizim için. Tabi Beyat Aşireti bir büyük aşiretlerden biriydi. Yani Irak'ta genellikle ve Türkmen içinde özellikle en büyük aşiretlerden biri gelir. Başları yani Diyale'den geldi. Hatta ki mesela Haddinden ve Çerkük'te ve özellikle Duz etrafında Beyat köyleri bellediler.